Değerli yengeç burçları, 23-29 Ağustos yengeçlerleyiz. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Takip etmek isterseniz de buyurun takip edin diyorum. Enerjiniz, frekansınız bu hafta inanılmaz derecede yüksek. Yardımsever ruhunuz, insanlara destek vermek, size sunulan her güzel enerji iyilikle etrafa yayacaksınız ve başkalarına da yardım eli uzatacaksınız. Başkaları için de çalışıp başkalarına da büyük oluşumlar yaratacaksınız. İhtiyacınız olduğu merhamet evreniz bu hafta hep iyilik yapmak isteyecek. Hatta işinizde çünkü bazı değişimler sizi mutlu edeceği için Rabbimin size sunduğu değeri siz de sadakanızla, hayrınızla, yardımınızla yapacak. Bu da gayet size iyi gelecek diyorum. Bu ara mutfak, banyo, giderleriniz ya da lavabonuzda kırılma olabilir, lavabolarda akıntı olabilir. Böyle bir ev tamiratı ama acil yapılması gereken bir nokta var. Bu biraz belki biraz canımızı sıkabilir. Sen de devamlı değiştirmek istiyordun ama nakiti bence iyi ki olmuş. Değiştir anam. Sen de bu enerjiyi o kadar mutfağına ve banyona eklerken şu fayans güzel, bu fayans, bu lavabo daha güzel. En azından böyle bir enerji sana iyi gelecek diyorum. İşlerle ilgili hedef kotasını tutturamayan bazı yengeç burçları için uyarı alacaksınız ve bu uyarı biraz canınızı sıksa da siz işten çıkartılmayacaksınız ama ekip arkadaşlarınızdan çıkacak evreler var. Siz lütfen devam edin hedef kotanıza. Emine söyledi rahatım ben demeyin. Rica ediyorum azimle devam etmenizi uygun gör. Bu ara güzel sanatlara merak sarabilirsiniz. Hislerinizle alakalı spiritüel meraklarınız ön planda olabilir. Bu tarz eğitimler ya da dil eğitimi düşüncesi olan yengeç burçlar için gayet keyifli bir süreç sizi bekliyor. Bir de uzun süredir kardeş ya da kuzen ya da yakın dostunuzla oluşturmaya çalıştığınız ve dijital alanda satım alımlarla ya da bilgisayar üzerinden yapacağınız program neyse bunu hayata geçirin. Çok güzel kazançlarınız ve çok güzel olumluluklarınız var. Ailenizin köyde bir tarlası ya da kardeşler arasındaki bir tarla kaosu var. Lütfen burayı satın alın. Burası değerli. Çünkü aileden biri hayvancılık, toprak ve topraklarla alakalı oluşumlar yaratmak istiyor. Lütfen burayı satın alın. Çok değerli. Toprağınız güzel gözüküyor. İhmal etmeyin diyorum. Aşk konusunda bu ara nazlanma, böyle içinizde böyle sevgiyi daha çok dolu dolu yaşamak istiyorsunuz. Siz de yansıtın. Karşınızdaki insan da bu duyguyu size fazlasıyla yansıtacak. Sürpriz hediyeler alabilirsiniz. Sürpriz hediyeler verebilirsiniz. Bu da size şey gibi gelecek. Yani ya ne kadar değerliymişim, ne kadar güzelmişim, unutmuşum dediğimiz ifadeleri karşımızdaki insan bize tatlılıkla ya da siz karşınızdaki insana tatlılıkla ifade edeceksiniz diyorum. Sevgilisi terk ettiyse ve gelmesini bekliyorum artık aylar oldu diyorsanız onun hayatında biri var. Siz yolunuza bakın. Bu kişi artık sizi terk etti. Kabul edin. Bunun için belki terapiye ihtiyacınız olabilir. Yani hak etmediniz emeklerinize karşı ama Allah'ın yazmadığı kadere de bu kadar isyan etmenize gerek yok diyorum. Bu ara sizin özellikle sizinle ilgilenen insanlar var ama sizin kafanız geçmişe takık olduğu için yeni görmek istediğiniz insanları görmek istemediğiniz için lütfen birilerine fırsat verin. Size çok güzel bir aşk var ve bu aşk size huzur getirecek. Yani siz bana göre cesaretinizi bir psikologla, psikiyatristle çözerseniz daha mutlu ilişkilere, daha sizi anlayacak noktalara keyifle bakabilirsiniz diyorum. Evli olanlar dilini tut. Yani durup dururken yemek sırasında laf sokmayı bırak artık değerli ev hanımları. Yani sizin hayatınızdaki insan çok yorgun, stresli ve siz beni aldatıyor mu, yalan mı söylüyor, ailesine para mı veriyor telaşındasınız.
Adamın zaten evinin bazı borçları var, kredi ödemelerimiz var, çok bunalmışız. Yani bu adamın dışarıya başka bir insana para yedirme şansı yok. Elimizdeki imkanlarla düzeni oturtmaya çalışıyor. Ve bu ara çocuklarınızla ilgili eğitimi, okulu vesaire şeyde vıt vıtlanmayı bırak. Ev hanımısın, tabii ki çocukları anneler yetiştirir ama bu adama da sanki böyle bir baskı yapıyorsun, sen ilgilenmiyorsun, sen adam hangi biriyle ilgilensin? Bir de kocanız iyi bir insan, onu anlamayı deneyin diyorum. Bu arada şöyle söyleyeceğim, böyle 2 yıllık, 3 yıllık bir ilişkiniz varsa parmakta yüzük hazırlığı ve evlilik teklifi alma ihtimaliniz yüksek. Bunun da şimdi kutlamasını yapabilirsiniz. Ailenizin de sizin o aileye uyacağınız gözüküyor. Sağlık olarak dişler, aflar ve özellikle de geniz eti problemimiz ve bu uyku problemi yansıtabilir. Bunu ihmal etmeyin. Kredi çekmek ve araba almak isteyen yengeç burçları için evet biraz daha Ekim'i beklerse ya da Ağustos, Eylül'ün ortasına kredilerle alakalı bir düşüş bekliyorum ben. Eylül, Ekim itibariyle kredi başvurunuzu yapın ve aracınız şimdiden hayırlı olsun. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun.